Merhaba, bu videoda post alma seçeneklerini göstereceğim. Bu şekilde bir parçam var, ben bütün işlemlerimi bitirdim, parçamı işledim. Şimdi işlediğim yöntemlerin postunu alıp tezgahıma yollayacağım. Bunun için ilk olarak şöyle son işlemimden başlayayım. Bunu tek parça şeklinde ben postunu almak istiyorum. Tıkladım, seçimimi yaptım. Sol alttaki ikonlarımdan şu gördüğüm bilgisayar ikonuna geldiğim zaman üzerine mouse'u getirdiğimde post process the selected tool paths şeklinde açıklamasını da yapacaktır. Buna bir kere tıklayıp devam ediyorum. Burada yapmam gereken ilk olarak buradaki prosesimi gördüğüme emin olmak. Arkasından cutter node'dan ben kesici takımın numarasını vermek durumundayım. Şu şekilde bir numaralı takım olsun bu. Okey diyerek onaylıyorum. Alt taraftaki bu post prosesör kısmından benim seçim yapmam gerekiyor. Tezgahım hangisi ise, hangi tezgaha göre post çıkarılacaksa onun seçimini yapacağım. Ben buradan 75 monoblur seçerek devam ediyorum. Arkasından yapmam gereken buradaki işaretli olan seçeneği kaldırmak. Bu force retract to retract Z plane dediğim seçenek benim makine Z'inin kalkmasını istemediğimden dolayı bunu kaldırarak devam edeceğim. Hemen sağ tarafında Machine Options'dan Coolant'ı da açarak işlemlerimi tamamlıyorum. Repost Process şeklinde Post Process ya da Repost Process şeklindeki bu gördüğüm ikonuma bir kere sol tıkladığım zaman hemen şurada dikkat ederseniz P eksi şeklinde bir işaret geldi ve yine yeşil topum sarıya döndü. Bu şu demek hesaplatılması lazım. Sağ tıklayıp Execute diyorum ve şu an hesaplayacaktır. Hesaplamamı tamamladı. Postuma ulaşabileceğim yer şu şekilde Utility seçeneklerin içerisindeki Windows Explorer dediğim zaman ise aynı şekilde klasörü bulup buradan postlar klasörünün içerisine bu şekilde çıkartacaktır. Buradaki JB08 şeklindeki kendi otomatik bir şekilde isim vermiştir buna. Ve bu JB başındaki kendi sıralamasına göre kodudur ve yanındaki 08 benim yaptığım işlemin sıralaması neyse onun sıralamasının aynısını alır. Bu şu demek ayrı ayrı çıkartacağımız postlarda isim değiştirmek mecburiyetinde değiliz. Bu şekilde direkt otomatik bir şekilde 8. işlemin postu 08 sonu şeklinde takip edebilirim. Hemen bir diğerine geçelim. Bunun için çoklu seçimimi yapıyorum. Ve arkasından buradaki yine aynı ikonuma bir kere tıklayarak devam edeceğim. Birden fazla seçim yaptığım zaman bana iki tane seçenek sunmakta. Vakansiyi bunlardan ilki separately şeklinde ayrı ayrı, diğeri ise birleşip tek bir posta hepsini çıkartmak şeklindedir. Ben ilk olarak separately yani ayrı ayrı şekliyle devam edeceğim. Buna bir kere tıklıyorum ve tıkladıktan sonra buraya gördüğünüz gibi bütün proseslerimin geldiğini görüyorum. Tabii ki yapmam gereken buradaki cutter no değerlerini girerek parçalarımın, kesici takımımın magazin numaralarını buraya girmek. Şu şekilde başlayalım. Şuna 2 diyelim. Aynı şekilde 3. Çift tıklayıp açmam yeterli olacaktır. Şöyle sırayla gideceğim. Aynı takımımı kullandığım yerlere aynı numaraları veriyorum. Ve evet, bütün numaralarımı verdim. Arkasından yine aynı işlem. Buradaki alt kısımdan tezgahımı seçeceğim. Hangi tezgaha göre post yazması gerektiğini WorkNC'ye bildireceğim. 75 monoblok seçili şekilde değişikliğimi yapmıyorum. Buradaki bu force retract to retract Z plane'in kapalı bu şekilde işaretsiz olduğuna emin olduktan sonra coolant'ımın kontrolünü yapıp arkasından post process ikonuna tıklayacağım. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi bütün hesaplanmış değerlerimin hepsinin sarı olduğunu göreceğim. Yine aynı şekilde hepsinin P eksi şeklindeki duruşlarını göreceğim. Hesaplama yapmam gerekiyor. Pencerenin sağ altındaki hesaplama butonuna bir kere mouse'umla sağ tıklayarak hesaplamamı başlatıyorum. Burada bana bir uyarı verdi. Bunun sebebi ben bir önceki işlemimde 8 numaralı işlemimin postunu zaten aldığım için tekrar üstüne yazalım mı şeklinde bir uyarı verdi. Ben buna evet diyorum ve şu an hesaplama işlemime başlıyor. Hesaplamalarımı bitirdi. Aynı şekilde Utility seçeneklerinin içinden Windows Explorer'a deyip buradan tekrar postlar klasörüne giriyorum. Ve gördüğünüz gibi sıralamasını bozmadan dediğim gibi 01 1 numaralı işlemimin postu 2 numaralının şeklinde devam ederek bana bütün postlarımı bu şekilde çıkartmış durumda. Bir diğer seçenek bütün işlediğim stratejilerimin hepsini tek bir postla çıkarmak. Bunun için
Yine seçimimi yapıyorum. Hepsini seçtikten sonra gideceğim yöntem aynı. Buradan post prosesörde selected toolpaths bilgisayar şeklindeki ikonuma tıklayıp arkasından ikinci seçeneğime tıklıyorum. Buna tıkladığım takdirde tek bir dosyada bütün postlarımı çıkartacaktır. Zaten bir önceki işlemimde de hepsini çıkarttığım için bir değişiklik yapmayacağım. Cutter no'larım bu şekilde zaten yazılı durumda. Buradan yine force retract to retract Z plane'i kapatıp coolant'ı açıp bütün işlemleri aynı şekilde tekrarlıyorum. Post process dediğim takdirde yine hesaplama yapmamı isteyecek ama hesaplamadan önce şurada gördüğünüz gibi toplu alacağım post işlemlerinde bu şekilde bir yazı çıkacaktır. Şöyle şu kısmı genişlettiğim zaman ise ve bunun yanında hangi numaradan hangi numaraya kadar alınan bütün postlarında yine açıklamasını yazacaktır. Çoklu aldığım post işlemlerinde bir post alıyorsam dediğim gibi altında şu şekilde bir yazının çıkması doğrudur. Bunu da yine hesaplatmam gerekiyor. Bunun için ister bunun üzerine sağ tıklayıp execute ya da yine pencerenin sağ altındaki hesaplama butonuna bir kere sağ tıklayıp hesaplamamı başlatıyorum. Hesaplamamı tamamladı. Aynı şekilde buradaki artık işaretimin yanındaki C eksi de C artıya döndüğünü de buradan görebilirim. Aynı işlemler Utilities, Windows Explorer deyip buradan postlar klasörüne girdiğim zaman gördüğünüz gibi burada CB, JB alttan tire 01 şeklinde çıkartmış. Bunu şu şekilde ismini de değiştirebilirim. Aynı şekilde tekrar seçimlerimi yaptığımı düşünüyorum. Post çıkarma işlemlerime tıklayıp buradan İkinci seçeneğime tıklayacağım. Hepsini aynı posta ve buradan output file name prefix şeklindeki bu görünen kutuya istediğimi yazdığım takdirde benim istediğim isimde çıkartacaktır. Şu şekilde birleşik yazalım. Birleşik postlar şeklinde yazıyorum. Tabii ki tezgahımın da rahat bir şekilde okuması için herhangi Türkçe bir karakter barındırmıyorum ve tekrar postunu çıkarmasına tıklayıp zaten burada ikincisini de hemen görüyorum. Yine aynı şekilde C şu an eksi de hesaplanması gerekiyor. İster buna tıklayıp execute ile ya da pencerenin sağ altındaki butonu da kullanabilirdim bunun için. Hesaplamamı tamamladı. Yine aynı şekilde burada 2 şeklinde hemen alt tarafına ve burada yine hangi işlemlerimin çıkarttığı postuyla alakalı yine burada bilgisini de veriyor. Utilities Windows Explorer deyip buradan postlara girdiğim takdirde gördüğünüz gibi birleşik postlar şeklinde benim verdiğim isimle bu postumu oluşturmuş oluyor. Arkasından bunu tezgahıma yollayıp işleme yöntemlerime başlayabilirim.